bütün dünyam karardı. Sesle sokaklar yankılandı. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Randa bütün dünyam karardı. Sesle sokaklar yankılandı. Domates, biber, patlıcan. Pazar fiyatları neden bu kadar yüksek? Vallahi sizin bakış açınızdan bizimkiler çok değişir. Yani dediğim gibi yukarıda az evvel yaptığım açıklamada bir afet yaşandı ama işte artık geriye dönmeye başladık. Normalde fiyatlarımız düşmeye başladı. Ama siz de medyasınız ama ulusal medya çok abarttı bunu. Mesela şu anda Nevşehir'in kapalı pazar yerindeyiz biz. Mesela buradan yavaştan yavaştan fiyatlara bakarak ilerleyerek gidelim. Ablacığım şu sarımsağımız kilosu 10 lira. Yani meşhur olan soğan. Bak kaliteye bakın, özellikle de kalite. Tabii ki kalitesiz olsa 1 lira daha aşağı olabilir ama şu anda 5 lira. Patates 3 kilo 10 lira, yani 3.30. Yani fiyatlarımıza bakın. Şimdi elimde şu anda Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Merkez Hali'nin dünkü sebze meyve fiyatları var. Domates. Bakın siz de görüyorsunuz, domates fiyatı 3.5 liradan 5.20 liraya kadar. Nevşehir pazar yerinde domatesin fiyatı 5 lira. Yani bu dediğimiz Antalya'nın hal çıkışındaki olan pazar yerindeki domatesin fiyatı 5.20 lira, 4.5 lira, 3.5 lira en ucuzu. Gelin bu tarafa doğru. Yani medyanın yanında medyayı atmak ne kadar doğru olur onu bilemeyeceğim. Ama mevzu nedir? Arkadaşlar Halep oradaysa demiş ki adam, ben Halep'te 6 arşını atlardım. Ya burada da atla, ben Halep'te atlardım. Halep oradaysa arşım burada. Şu anda elimde resmi hal fiyatları var. Ve karşımızda da pazarcılarımızın sattığı fiyatlar var. Salkım domates 5.20 lira yazan, dünkü çıkan 5.20 lira yazan salkım kokteyl domatesin fiyatı burada 6 lira. Yani 80 kuruşluk bir fark var. Bunu markete gittiğiniz zaman 10 liradan aşağı yeme şansınız kesinlikle yok. Bakalım salatalık. Dün itibariyle salatalık 3.70 ile 4 lira. Nevşehir pazar yerinde salatalığın fiyatı 5 lira. Yani bu adam bunu 3.70'e 4 liraya alacak. Ve 5 liraya 1 lirayla satacak. Nerede bu yüksek fiyatlar? Yani özellikle de hal çıkış fiyatlarına bakarak da. Geldik meşhur biberimize. Geçen markette bir tane etiket gördüm. 22 milyon lira. Ora hangi markettir? Oradan hangi vatandaş alışveriş yapar ben bilmiyorum. Biberlerin fiyatlarına gelelim. Demiş ki Charlie biber. Yani şu biberimiz. Dünkü hal çıkış fiyatı 8 lira. Sen diyeceksin ki ya 8 liraya alıp vatandaş nasıl 8 liraya satıyor? Bu kadar malzemenin içinde de çok yüksek geldiğinden dolayı bazı mallar da alındığına da satılabiliyor. Yeşil biber demiş. Kaç liraymış? Acı Charlie 8 liraymış, 10 liraymış, 8 liraya düşmüş, 10 lira. Patlıcanımız, patlıcana bakalım ablacığım. Bakın gördüğünüz gibi 7 lira, 7 lira dünkü fiyat, vallahi 7 lira. Ha, peki bunlardaki farklılık ne? Bizim esnafımızın çoğu hem halden hem bahçeden yapan, tarladan yapan esnaflarımız var. Direkt seradan yapan esnaflarımız var. Oradan da çok fark eder. Buyurun şöyle gezelim biraz daha. Arkadaşlar bakın meyveler. Portakal ne kadar? Çevir bakayım etiketi. Lapaya var bugün, lapaya. 2 lira portakal. Mandalin 3 kilo 10 lira, yani 3 lira 30 kuruş. Diyor ki adam 5 lira mandalin portakal İstanbul'da. Ya abi İstanbul'dakini göz önünde görmeyin. Bir de gelin Nevşehir'e bakın, yani Anadolu'ya inin. Anadolu'da şeydeki İstanbul'daki pazar ve market fiyatlarından bizim aramızda dağlar var. Ama onların durumuyla aynı mahkemede yargılanıyoruz. Gelin arkadaşlar. 3 lira. Havucumuz 3 lira. Dünkü havuç fiyatı 2.750. Doğru mudur? Doğrudur başkanım. Turplarımız. Bakın şimdi marketteki fiyatlar, sebze fiyatları uçmuş. En uçuk zamanda bile samimiyetime inanın vatandaşımızın gelip burada malını da alma ve evine de götürme şansı var. Buyurun en lüks meyvelere gidelim. Gençler hayırlı işler yavrum. Sağ olun başkanım. Kolay gelsin. Türkiye'nin hiçbir tarafında bulamayacağınız armut. 6 lira yazmış. Kimi kaç lira? Niye etiketi yok? Hemen. Muz 6.5 lira. Yani vatandaş 10 lira, 12 lira muz satarken Nevşehir pazarında muz 6.5 lira. Allah rızası için benim yerel medyadan isteğim şu. Böyle arasına gelin ki
vatandaşımız neye satıyor, kaç liraya satıyor, öbür taraftaki yapılan haberler doğru mudur, yanlış mıdır, bunları görelim. Bakın, şu kaliteye bakın Allah rızası için. Şu portakal şu anda Nevşehir pazar yerinde 2 lira. Şu mandalindeki kaliteye bakın 3 lira. Ya Allah için daha ne yapalım? İstanbul'da bunlar 5-50 liraymış, bizi bağlamıyor. Onun için İstanbul'u İstanbul'a göre mükayese etmek lazım. Nevşehir'i ve İç Anadolu'yu da ona göre mükayese etmek lazım. Yani o taraflı mıdır medyalar bilmiyorum ama abarttıkları kadar hiçbir sıkıntımız yok, hiçbir problemimiz yok. Vatandaşımıza sorabilirsiniz. Nevşehir'imizden ve pazarımızdan da gayet memnunlar.